Dinleyin. Kılıçla kavgada en önemli şey sürattir. Düşmanın saldırmak istediğinde siz daha çevik olmalısınız. Ve ondan evvel vurmalısınız. Ve de ıskalamamalısınız. Bir kılıç savaşçısı hızlı ve kusursuz olmalıdır. Bay Çan! Şunu da belirtmeniz gerekir ki, bir kılıç savaşçısı hareketteyken bütün korkularından kurtulmalıdır. Kendi hayatı için eğer korkuya yer verirse ölecektir. Sen kimsin? Konu hakkında epeyce bilgin var. Ben Sun Çinmei'yim. Vakit buldukça kılıç kavgamı geliştirmeyi severim. Benim için iyi egzersiz oluyor. Kendimi koruyabilirim de böylece. Hoşuma gidiyor. Duyduğuma göre kılıç dövüşünde ustaymışsınız. Ben de ne kadar iyi olduğunuzu görmeye geldim. Üzgünüm. Ama kız öğrenci kabul etmiyoruz. Bu okulumuzun kuralıdır. Boğazımda bir kılıç olmasından hoşlanmam. Kılıç dövüşünü öğrenmekteyim, 5 yaşımdan beri. Ama hiçbiri benim standartıma uymaz. Son çare olarak size geldim. Bakıyorum ki kadınlara karşısınız. Boşuna vakit harcadım. Size söyledim, kadın kabul etmiyorum. Söylediğini duydum. Ama bana öğretecek kadar eğitilmiş değilsin. İyi tutuyorsun. Ana stillerin üçünü öğrenmişsin. Öğreneceğin iki tane kaldı. Ama korkarım ki onları ben öğretemeyeceğim. Bu mümkün değil. Niye öğretmiyorsun? Kendi kurallarımı çiğneyemem. Ama yine de iyi arkadaş olabiliriz. Buraya misafir olarak gelebilirsin. O zaman yarın geleceğim. Sizi rahatsız etme. Buna donku derler. Son derece kuvvetli bir zehirdir. Usareden çıkarılır. Sizin anlayacağınız krizantep koncalarında. Bunlar ninjalar tarafından kullanılırlardı. Epey zaman evvel, eski Japonya'da, yüzyıllarca evvel. Yüzlerce yıldan beri ortalarda yoktu. Buralarda ne arıyor bilemiyorum. Katil bir Japon ninjası olabilir mi? Katli olarak söyleyemem. Ama çok iyi bir arkadaşım vardır. Bay Chu Hu Wei. O yardımcı olabilir ninjalar hakkında. Bana söyler misin lütfen ninjalarla niye ilgileniyorsun? Bir cinayet var. Zavallı bir barkısı. Daha da enteresanı donku denilen bir zehirle öldürülmüş. İşte bunun için tavsiyenizi almaya geldik. Anlıyorum. Donku standart olarak bir ninja zehirdir. Kullanmanın esas amacı ani ve kuruyan bir sıvı haline dönüştürmektir. Ve sonra da gizli bir silahın üzerine sürmek. Ninjaların esas görevi gizliliktir. Ninjalar fizik kuvvetlerini çok yüksek bir düzeye çıkarmışlardır. Kaçmalarını sağlamak için vücutlarını eğip bükebilirler. Veya öldürürler. Çok sık olarak bomba kullanırlar. Kaçmalarını sağlamak için her çareye başvururlar. Vücutları küçük bir silah deposudur. Her taraflarında saklı olarak özellikle de küçük oklar bulundururlar. Kadınları kullanırlar, adamları kandırmak için. Ve adamlar seks düşünürken ninjalar öldürmek için harekete geçerler. Tamamen ruhsuzdurlar. Uzman ninja katilleri rehin almayı öğrendiler. Ve rehineyi öldürme işine karıştırdılar. Bana bunlar biraz hileli gibi görünüyor. Ama tamamıyla doğru. Hakiki ninja olanlar bahsettiğim her şeyi yapabilecek kapasitededirler. Neyse, onların oynanabilecek bir cevabım var. İki gözün ortasına bir yumruk. İstersen yarım makinalı tüfek kullan. Ama bunlar onları durduramaz.